Selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde bir şehadetname örneği okuyacağız. Osmanlı döneminde talebeler ilkokuldan, ortaokuldan veyahut liseden mezun olduklarında verilen diploma, şehadetname diploma demek, sertifika demek. O dönemde böyle şehadetnameler verilirdi. Bakalım Osmanlı döneminde bir şehadetnamenin şekli ve içeriği neymiş? Onu okumaya ve görmeye çalışalım. Hem büyüteyim arkadaşlar, daha rahat görün. İleri seviye bir arşiv vesikası, farklı hatlarda yazılmış, kaleme alınmış. Tuğra'da arkadaşlar, burada El Gazi görüyorsunuz. El Gazi genel itibarla İkinci Abdülhamid'in bir lakabı arkadaşlar. Ama bununla beraber Mehmet Reşat'a da 1915'te Çanakkale Zaferi münasebetiyle Meclis-i Mebusan tarafından El Gazi unvanı verildiğini biliyoruz. Son 200 senesinde ne yapıyor? Onun da fermanlarında El Gazi ibaresini görüyoruz. Tuğramızda da II. Abdülhamid'in Tuğrası arkadaşlar. Abdülhamid Han bin Abdülmecid El Muzaffer daima, merak edenler için Tuğra'nın açılımı. Burada Mekatibi Rüşdiye Şehadetnamesi yazıyor arkadaşlar. Mekatibi Rüşdiye Şehadetnamesi, yani bir ortaokul diploması. Şurada 38, şurada 2 yazıyoruz. Bunun ne manaya geldiğini bilmiyorum şu an itibarıyla. Belki metni okuyarak aklımıza bir şeyler gelebilir. Burada tam numara 130 diyor. Şu demek arkadaşlar bu ibare. Bütün derslerin hepsi günümüz itibarıyla 10 olsa 130 yapar manasında. Yani 13 tane ders varmış. 13 dersinde hepsi 10 olsaydı 130 puan alacaktı demek istiyor. Burada da kazanılan numero, yani toplamları 124. Oldukça başarılı bir grafik. Derslere bakalım. Ne yazıyor? Ulumu diniye. Burada ulumu dininin altında 10, bir de çarpı işareti var. Açıklamasında 10 ve bir yıldızdır yazıyor. 10 ve bir yıldızdır. Yani 11 yıldız bir puan almış. Yani onun üzeri. Yani oldukça başarılı olduğundan dolayı 10 artı 1 derece almış. Burada 10 artı bir de bir yıldız katılmış. Arabi 10 puan. Yalnız 10'dur. Farsi 10. Farsça dili yani. Yalnız 10'dur. Lisanı Osmani ve imla. Osmanlı dili, Osmanlı Türkçesi ya da Osmanlıca ve imlası, yazımı yalnız 10'dur. Burada hesap ya da hesap okuyabileceğimiz bir ibare 9 yazıyor. Şurada da 9'dur açık bir şekilde. Hendese 8, 8'dir. Coğrafya arkadaşlar 10 ve 2 yıldızdır. 10 ve 2 yıldızdır. Şurada da 10 üstünde artı 2 yıldız var. Demek 12 puan almış. En başarılı dersi bu gözüküyor. Yani Aliyül Ala bir not arkadaşlar, coğrafyası. Tarih yine 10 ve 1 yıldız var. Şurada da 10 ve 1 yıldızdır yazıyor. Usul defteri daha doğrusu 7, 7'dir yazılmış. Fransızca 10, yalnız 10'dur. Resim 10, yalnız 10'dur. Sülüs 10, yalnız 10'dur. Sülüs dediği bir hat tür arkadaşlar. Divani, rika nasıl bir hat türüsüyle talik vesaire. Sülüs de bir hat türü. Burada onu ifade ediyor.
yani Sülüs hattından 10 puan almış. Sülüs 10, yalnız 10'dur. Rik'a 10, yalnız 10'dur ibaresini görüyoruz. Bilmiyorum kaç ders oldu. Bir de tekrar biz baştan sayarsak bir teyit edelim. Ben 13 diye tahmin ettim ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet. Gelelim diplomanın metnine gelelim. Ne yazıyor? Divani hatla kaleme alınmış. Tabi bizim takipçi arkadaşlarımız biliyorlar. Bizim de Facebook'ta Osmanlıca Tarih Edebiyat grubumuz var. Orada da arşive dair bizler de şehadetname veriyoruz. Tamamen ücretsiz, interaktif olarak derslerimize katılan ve başarılı olan, devam edip başarılı olan arkadaşlara bu mahiyette bir şehadetname veriyoruz. Biz de farklı hatlarda şehadetnameyi kaleme aldırdık. Hattatlarımızdan, Türkiye'nin sayılı hattatlarından Fatih Özkafa hocamıza yazdırmıştık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şehzade Rüşdiyesi 4. sene Şakir Dağı'ndan yani talebelerinden Mahmut Efendi. Arkadaşlar bu Mahmut Efendi kim? Mahmut Kemal İnal. Yani İbnül Emin diye bilinen meşhur tarihçi yazarlarımızdan biri. Arşivlerde Osmanlı arşivinin tasnifinde çok emeği olan bir zat Mahmut Kemal İnal arkadaşlar İbnül Emin. Bu şehadetname Mahmut Kemal İnal'ın şehadetnamesi, diploması, ortaokul diploması. Mahmut Efendi Mekatib-i Rüşdiye'de tahsili meşrut olan arkadaşlar özür tahsili şurut olan evet Mekatibi Rüşdiye de tahsili şurut mu meşrut mu diye arada kaldım ama sanki şurada bir mim var arkadaş. Meşrut daha uygun gibi. Düzeltelim o zaman. Meşrut olan funun ve lisan funun fenler ve lisan yani diller ve hututtan yani hatlardan ledel imtihan malumatı mektebesi evet malumatı mektebesi derece-i kafiyede görülüp evet, derece-i kafiyede görülüp bervecihi bala kazandığı numaraların mecmu 124 adede bali olduğuna nazaran kendisi mektepçe Aliyyül Ala itibar olunmuştur ibaresini görüyorsunuz. Aşağıda da kaç tane mühür var? Herhalde yine 13 tane mühür var. 13 tane hocanın mührünü görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Bir tane fazla geldi. Arkadaşlar, 14 tane hocanın ayrı bir mührü vardı. Tasdiklenmiş. Devam ediyoruz. Devamında ne yazıyor? Bu son kısım arkadaşlar. Evet, ayrıca tekrar da yapmayacağız oldukça uzun olduğu için. İmtihana memur olan mümeyyiz efendilerin iş bu şehadetleri meclisi maarif. Evet meclisi maarif yani eğitim meclisi canibinden dahi tasdik olunduğundan Muma ileyhe Mahmud Efendi Mekatibi Rüşdiye'nin ma fevkinde
yani oldukça üstünde nizamen kabulü mücaz olan, evet mücaz olan yani caiz görülen, uygun görülmüş olan mekteplerin her kangısına, evet her hangisine manasında ister ise bila imtihan kabul olunmak için iş bu şehadetname ita kılındı. Evet, 130 puandan 124 puan almış ve istediği okuldan hangisini isterse oraya kaydedilebilir, imtihana tabi tutulmaksızın denilmiş arkadaşlar. Fi 25 Mayıs sene 301, yani 1301, bu da 1906 yapıyor arkadaşlar. Evet, dersimiz burada bitti. İnşallah istifadeli olmuştur. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda ileri seviye bir arşiv vesikası okuduk. Bir şehadetname örneğiydi. Mahmut Kemal İnal'a ait İbnül Emin. Tabii onu da ifade edelim. Onun şehadetnamesini okuduk. İnşallah faydalı olmuştur. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.